Bunlarla beraber hem ekonomik olarak işte hem bu barınma sorunu varken hem işte ekonomik olarak nasıl işte bir kazancım olacak, nasıl diğer ihtiyaçlarımı karşılayacağım. Ya bunlar hep beraber onda çok zor oluyor. Bir kere tek zam geliyor zaten Ocak'ta mesela. Bu zam oranını da mesela bilmiyoruz. Enflasyona göre de gitmiyor. Ben ilk geldiğimde 1250 idi mesela. Şu an 2000 oldu. Bu sene Ocak'ta da zam gelecek. Ne kadar olacağını bilmiyoruz. Yani enflasyonla paralel bir şekilde gitmiyor. Ya belki mesela bununla paralelliği bizi bir tık daha iyi bir noktaya getirebilir. Ya da mesela yurtlarda birkaç iyileştirme yapılması. Ya bunlar eğer bir nebze iyileştirilebilirse hem mesela biz de biraz daha derse kendimizi koyabileceğiz. Ekonomik anlamda da bir tık daha iyileşecek. Öğrenci evinde kalıyorum. İki kişi yaşıyoruz. 18 bin lira kira veriyoruz. 1+1 olmasına rağmen kiralar çok pahalı. Tabii kiraların yanında faturalar hayli kabarık geliyor. Pazar alışverişi yapmak istesek yine aynı şekilde bayağı bir maliyetli oluyor. Zaten KYK bursu malum çok düşük yani miktarı. Enflasyonda zaten hiçbir şekilde paralel ilerlemiyor. Bu sebepten dolayı öğrenciler part-time işlerde çalışmak zorunda kalıyorlar. Hatta artık part-time değil, tam zamanlı çalışıyor öğrenciler ne yazık ki. Bundan dolayı derslere giremiyor çoğu arkadaşımız. Eğitim hayatları sekteye uğruyor. On binlerce genç eğitimini bırakmak zorunda kaldı, okulunu bırakmak zorunda kaldı bu sebepten dolayı. Tabii bununla birlikte bir de devam edip, okula devam edip aynı zamanda çalışan arkadaşlarımız var. Ben de çalışıyordum çok kısa bir süre öncesine kadar. Bu tabii insanda büyük bir enkaz bırakıyor. Uykusuzluk, yorgunluk, derse odaklanamama durumu, sosyal kültürel faaliyetlere zaman ayıramamak, psikolojik sorunlar benzeri pek çok şeye yol açıyor tabii ki. Şimdi memlekete gidilmek istese, örneğin ben memleketime gitmek istesem zaten otobüs biletleri bile şu an 2000 lira. Yolda bir yemek yesem, bir çay içsem onun neredeyse maliyeti 1000 liraya yakın oluyor. Burada bakınca yani bir ay gidiş dönüş 6-7 bin liraya bana maliyeti oluyor. 3 hafta önce mimarsından yurdundan ayrıldım. Eve çıktım iki arkadaşımla birlikte. 2 senedir KYK'da kalıyordum Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda. Bu 2 yıllık süreçteki kalma sebebim zaten ekonomik zorluklardan dolayıydı. Çünkü eve çıkacak kadar maddi imkanım yoktu. Bu sene işte yazın ki, yaz 3 ay boyunca yazın çalıştım. Orada bir ekonomik olarak birazcık elime para geçti de öyle biraz toparlanabildim. Yurtta 2 öğün tek yemek veriliyordu. Herhangi bir yemeği beğenmeme şansım kalmıyordu. Çünkü zaten aldığımız burs ortada. Aldığımız burs sadece 2000 liraydı. Bunun yaklaşık 500-600 lirasını zaten yurda veriyorduk sadece yurt ücreti olarak. Yol, yemek, kendi kişisel ihtiyaçlar, faturalar derken o 2000 lira zaten hiçbir şey yetmiyordu. Geçen final döneminde mesela çok büyük bir ekonomik buhran içerisindeydim. Yani eksileri görmüş durumdaydım. 4 tane bütüm vardı. Bütlere girmeden çalışmaya gittim. Ve şu an 4 tane alttan dersim var. Mesela böyle bir sıkıntı yaşadım.